Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah'ın 362 sözler. Dördüncü meyve. Allah. Ya 5 mi yapayım, 4 mi yapayım? Salih hangisini yapayım? 5 mi? 4 mü? 5 yap. 5 yap. Aha. Bak oradan buraya değiştik. 5. meyve. Ey nefis! Mükerreren söylediğimiz gibi insan şeceri hilkatın meyvesi olduğunda, Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin hulasası olduğunda insan böyle bir cemul cem'dir. Camiül ezdattır. Zıtların cemidir. Sen de yok, yok. Her şey var sistem olarak. Yani kocaman bir ağacın yaprağı, dalı, budağı, kokusu, çekirdeğinde olduğu gibi. Ama bıçakla çekirdeğin içine gir. Yar. Yaprak arayacaksın. Yaprak olur mu? Ha, nesi var? Ağacın hakikati var. Yani ağaç nedir? Çekirdeğin o içindeki hakikat vardı ya program. Suretidir. Biz o alemin suretiyiz. O alem bizim hakikatimiz. Böyle meyve olduğundan, kainat meyvesi olduğundan, meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar. Hacım sen istersen kamera çekiyorsan kaşığı alalım. Öksürdüğün için. Çünkü millet dinlediği için tam da karşımdayı görürsün. Umumu hukuktur bak. Belki darılabilir, darılmayacak. Ne yapalım? Bir de okuyorum. Ey nefis! Mükerrere söylediğimiz gibi insan şeceri hilkatın Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin nesi olduğundan? Meyvesi olduğundan. Meyveyi hayal et. Kocaman bir ağaç. Benziyor mu tipi? Benzemiyor ki. Elmayı hayal et. Herkesin bildiği bir elma. Ağaca bak. Kocaman bir çınar düşünün. Bir de çekirdeği düşünün çınarın. Ne alakası var? Ha, biz de böyleyiz. Tamam bak işte. Niye sıkıntı var bizde? Niye her şey ters gidiyor zannediyoruz? Hiçbir şey ters gitmiyor. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Rüştü abinin sözü vardı. Lazımdır ki öyle olsun. Ne diyormuş? Lazımdır ki öyle olsun. Allah evvelihu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu kendi hükmünü icra ediyor. Meleği aladan melekler seyrediyor. Üç, kainattaki tasarrufu sayıyor. Ahireti sermediği manzara oluyor. İnsan ruhu inşa ediliyor. Nefsin mela belgahı oluyor. Biz de diyoruz ki nefsimiz hoş gelmedi. Bu kadar hikmetleri yok sayıyoruz. Çok tuhaf değil mi? Bak kaç tane bu dünyadaki Allah'ın yaptığı icraatının şeyini söyleyeyim. Ana temalarını söylüyorum. Bir, Allah hükmünü icra ediyor. Allah Allah'lık yapıyor. İki, meleği aladan alemler seyrediyor, melekler seyrediyor. Üç, ahirete sermediği manzaralar teşkil ediyor. Dört, ruh inşa ediliyor, ruhlar. Beş, nefs-i melabega. Yani bir tane hoşuna gitmedi nefsin, ne hakikati var? Esma-i Hakman icra ediyor. Ya Allah beni niye yarattı? Bunu sorarsın diye yarattı seni. Bunu sorarsın diye. Bunu soran adama diyorum ki Allah beni niye yarattı? Bunu sorarsın diye yarattı. Öyle mi ya? Ne diyecek şimdi? Niçin yaratmış Allah? Bunu soralım diye. Bunu soralım diye yaratmış. İlim çıkacak çünkü böylelikle.
Anladın mı diyorsun? Bir tanesi telefon etti de, Allah bizi niye yarattı dedi. Bunu sorasın diye yarattı. Yaratılmasaydı bunu sormayacaktın. Kapattıktan sonra demiştim herhalde. Deli midir nedir ya? Dedim ki, Allah seni yarattı, iyi mi oldu, kötü mü oldu? Kötü olduysa kaçıncı kattasın dedim, yedinci kattayım. Balıkla matlarsan dedim. Şimdi öyle diyeyim. Diyor ki, Allah bizi yarattı kendi menfaatına. Sen de bunu kızıyorsun dedim. Bir alevi vardı nizam diye. Kızıyorum dedi. Senin yaratılmanda hep Allah'ın menfaati mi var? Senin menfaatin yok mu dedim. Yok dedi. Kaçıncı kattasın dedim, yedinci kat. Niye atlamıyorsun? Zaten yaşaman hep onun menfaati. Ölümün de hep onun zararı olacak. Dedim böyle kendi menfaat perest haşa. Kendi menfaatine düşen bir ilaha böyle bir ceza ver. İntihar ederek. Atla dedim. Ne olur mu ya, deli misin ya dedi ya. Kocasın güya dedi. Ben lan ne atlayayım ya dedi. Atlamadığına göre demek senin de menfaatin var bu işte yani. Ulan baklava yerken aldığın lezzetten Allah ne menfaati var? He? Baklava yerken Allah'ı bile unutuyorsun. Hani Allah menfaati var diyorsun ama baklava lezzet seni Allah unutturuyor da Allah neresinde menfaat var diyorsun lan? Baklava yerken seriye bağlıyorsun. Çorba oluyorsa rölantiye çalışıyor araba. Hani ondan sonra yerken baklava yedi. Ya Allah beni niye yarattı? Baklavadan lezzet alasın diye yarattı. Ya öyle mi ya? Ne diyecek? Hakikaten istemiyorsan yeme. Yaratılmakta senin menfaatin yoksa Allah'ını seversen bir an durma. Hiç menfaatin yoksa intihar et. Çünkü senin karın yok ki zararın olsun. Bak. Ey nefis mükerreren gibi insan şeciri hilkatin meyvesi olduğundan. Niye çok duruyorsun? Ağaçı düşün, meyve. Böyle bir şey misin? Senin üzerinde icra ediliyor her şey. Her şey, esma, sıfat seninle manalanıyor. İnsanı çekip çıkar, kainat abes oluyor. Petrolün ne manası var? Sorar mısın Naci? Gül, Ümraniye'de, Çamlıca tepesinde, boğaza nazır bir gül. Hafif rüzgarla sağlanıyor. Şöyle bakıyorsun, tamam. Öküzü getirelim, bir de seni getirelim. Öküz ne der? Yer. Yer. Ama bir insan öküzü de çiğner. Ama Allah Allah. Naci ne der? Zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, modelsiz, modelsiz. Yap, boz. Yap, boz, sus. İlk ve son. Ve nereden hatırına geldi? Allah bunu yaptı. Madde yok. Mekan yok. Zaman yok. Nümune yok. Mukayese yok. Taklit yok. Yaz boz yok. İlk ve en son yapacaksın. İlk ve son. Nasıl yaptın ya bunu? Nasıl hatırına geldi Allah ya? Böyle bir şey yapayım. Çok acayip değil mi ya? Ha, o saydıklarım orada görmek. Bu bitmedi. Onu boyayanı boya çiçekten görürsen sen boyalanıyorsun. Mülevin demek renklendireni orada görmek değildir. Oradakine şahit olmaktır. Ya acayip ya, Allah harika yapmış ya. Herkesin görmesi gibi oluyor dünya. Herkesin dünyası aynı dünya. Herkes nasıl görmek istiyorsa öyle. Yani her şey olabilen şu dünya ne kadar mucize ya. Ben doyamıyorum yaşamaktan ya. Sıkıntısı bile keyif veriyor bana. Çünkü biraz sonra bakın bana eğitecek bir şey bırakacak. Hiç sıkılmadığım zaman da sıkılıyorum. Ne dedim? Hiç sıkılmadığım zaman da sıkılıyorum. Allah Allah, 2-3 gün geçti sıkılmadım, nasıl olur ya? Peygamber Aleyhisselam bir gün vardı ki sıkıntısız geçsin. 3 günden beri sıkılmadım. Siz de diyorsun ki ben niye sıkılıyorum? Ey Muhammed'in ümmeti, sıkıntısız geçmeyen peygamberin ümmeti,
Sıkıntısız bir günü geçmen Muhammed'in ümmeti. Niye sıkılıyorum diye sıkıntı yapıyorsun. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Allahu Ekber. Meyvesi olduğu gibi insan meyve gibi en uzak, en cami. Meyve gibi. Meyve nedir? Ağacın sonudur. En uzak olunca içine alıyor. Yaprak olsa ondan öncekileri alır. Meyve en sondur. İnsan da en sondur. Bilmiyoruz ki kendi kıymetimizi. Sana kim değer vermiş biliyor musun? Allah. En cami olduğundan en uzak, umuma bakar, her şey onu alakadar ediyor. Abdullah. Ne diyor biliyor musun dokun sözle? İnsanı insaniyet cihetiyle her şeyle alakadar olmuş. Her şey. Toprağın altındaki maden, Merkür ve Jüpiter, ahiret. Tam her şey alakadar etmiş. Sığır öyle değil. Onu alakadar eden ot ve su. Ne gözlük derdi var, ne elbise derdi var. Hakikaten dünyaya, dünya için gelinirse hayvan olmak lazım. Kral onlar biliyor musun? Dünya, dünya ev derdi yok. Elbise derdi yok. Ayakkabı derdi yok. Serçeler de günde 50 defa çiftleşir. Hatun derdi de yok. Hepsi senin. Zina yok, içki yok, haram yok. Bütün tarla senin. Kuşa bak ya. Sığırın da öyle haramı yok, cehennemi yok ya. Kafadan yani, cehennemi yok adamın. Hakikaten hayvan olmak lazım ama elimize geçmiyor. Bir tane söyle demişti. Ya hayvanı niye yarattı diyor mazlum dedi. Biraz önce anlatıyorum. Ya hayvanlar daha kralmış ya dedi. Baksana cehennem derdi yok adamların. Hiç istesen de dert pompalayamazsın. Derdi yok. Psikolojisi bozuk olan sığır da yok. Ah ulan ah batsın bu dünya diyen sığır gördünüz mü? Adam büyük abdesti farklı farklı renkte geliyor diye beni arıyor. Sığırın böyle derdi yok ya. Beni niye arıyorsun lan? Hiç utanmadan bunu soruyorsun bana. Bütün hastanesi alt üst etmiş, kafasına geçirmiş. Ben kanser miyim diye. Lan bunlar manyak ya. Ona sığırın böyle derdi yok ha. Bilmem ne nasıl yapıyorum diye ona bir tahlil ettirsek ya. Varsan kanser mi olduk diye. Kanser olmadı. Daha bilmem nesinden kanser olurum diye dünyası bitmiş. Ya kanser olsa ne olacak bu? Ya ben deli olacağım ya böyle tip insan mahluklar var ya. Meyve gibi en uzak, en cami umuma bakar. İnsan her şeye bakıyor. Umumun cihetül vahdetin içinde saklar. Bir kalp çekirdeği taşıyan umumun cihetül vahdeti. Her şey insanda toplanmış. Her yer Mekke'ye çıkar. Bütün yollar Mekke'ye çıkar. İnsan üzerinde cereyan ediyor her şey. Bak çekip çıkar insanı. Bir dünyayı düşünün hele. Ne manası var? Hiçbir manası yok. Ya hiç kimsenin yerini kimse dolduramaz. Evinizdeki efradı düşünün. Bir tanesi gitti. Başka bir şey doldurmaz. Doldurur mu? Naci o bir çocuğunu düşünün. Kalksın ortada, yediği yok onun. İstemde lastik de yok. Yok. Ya insan her şeyle alakadar. Sığır ot ve suyla alakadar. Hiç kimsenin yediği olmadığı gibi alternatifi de yoktur. Her şeyin bir alternatifini bulursunuz. Ama Allah'ın alternatifi yok. Yok ya. Allah bizim için ne ifade ediyor? Ne güzel bir Allah ya. Ne kadar hoş bir Allah. İnsan Allah'tan zevk aldı mı? Kral ne? En büyük nimet Allah'ın varlığı diyorsun. Ya şu olur değil mi? Allah'ı, Allahsız düşünün bak. Affedersiniz bak. Abdestin bilmem ne nasıl çıktı diye hastaneyi alt üst etmiş. Çok ciddi bürokrasinin eşi alt üst etmiş, profesörler ikna etmeye çalışıyor.
işi değil diye, çok meşhur adam desem şaşırırsınız. Karısı, neyse birilerini devreye soktular, ustadın şeyleri vesaire, bana ulaştılar. Beni tanıyormuş kadın altı. Ondan sonra, beni bunun için mi aradın dedim ya. Fırça attım, of be dedi. Ona ne yok be, fırça bile şifa oldu diye. Tuhaf bir şey değil mi insan? İnsanı anlatmaya çalışıyorum da anlattım biliyor musun? Niye bunları atlıyorsun? Bilerek yapıyorum. İnsan bir garip ya. Çok acayip ya. Bıraktığı pisliğe bakıp moralı önünü sıkıntı yapıyor. Arkasına bakıp önü kapkara olmuş. Arkasına bakarak önü kararmış. İnsan bu ya. Bir de Allahsız düşün bu olayı şimdi. Allahsız düşününce bak ne oluyor ya. Allahsız düşün. Doktor raporu verdi, kansersin dedi. Düşün Allahsız. 34 yaşındasın, kanser. Buyurun. Vicdansız bir doktor da paldır küldür hemen söylüyor. Müjde verir gibi. Dün de o da. Gelirken sen de dinledin. Arabada. 34 yaşında kadın, buyur. Kansersiniz dedi. Gözünüz aydın. Vicdansız. Ya. Peki Allahsız düşünün hadi. Nasıl düşüneceksin? İnsan böyle bir kalp çekirdeği taşıyor. Yüzü kesrete. Çokluğa. Fenaya. Dünyaya bakan bir mahluktur. Böyle bizim. Bak nereye getiriyorum. 10 dakikadan beri bu niçin konuşuyorum. Bilmem nereden bilmem nereden. Bak şimdi. Yüzü böyle zahiri duyguları kesrete meftun. Yani odur, budur, gitti, geldi, soğuktur, sıcaktır, zıtlarla. Huzurluyuz, değiliz, para var, şey var lan. İş mi yani? Param var, iş mi? Param yok. İşim var, işim yok. Bekarım, evliyim. Hastayım, kanserim, sağlıklıyım. İş mi? Ama böyle bir insanı hayal edin. Ya anladınız mı? Bıraktığı ile hayatı kararan insan. Tuvaleti ile hayatını karartmış böyle bir insan düşünün. Bak ne olacak şimdi? Niçin anlattım? Bu için anlattım. İnsan zahir cihetiyle yüzü kesrete, fenaya, dünyaya meftun bakan bir mahluk, ubudiyet ise namaz niyaz değil. Yani az, fark, noksan, kusurunu derut ederek o namaz niyaz ile ifade eder ubudiyetini. Ubudiyet içinde ibadet de var. Ubudiyet daha can, itikat, kendini tanımlama, insan olduğunu fark etme. Ubudiyet ne yapar? Yani bunu bize hatırlatıyor namaz, oruçlar. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, haktan hakka, kesretten vahdete, muntahadan mebdeye çeviren bir hayt-i vuslat yahut mebde ve muntaha ortasında bir noktaya ittisaldır. Nasıl ki, ondan sonra ele alacağım, şeyini de okuyayım. Nasıl ki tohum olacak kıymetli bir meyveyi zişur, ağacın altındaki zirhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflete düşse, onların ellerine düşecek, parçalanacak, adi bir tek meyve gibi zayıf olacak. Bir de okuyayım. Ubudiyet ise insan, biraz önce anlattım 10-15 dakika, insan, basit örneklerle verdi. Böyle bir mahluk. Yani sığırın kanser derdi yok. Yok idrarım kötü çıktı bilmem neyim, böyle hastayım, kanser miyim, böyle bir problemi yok. Gözlük derdi yok, ev derdi yok, at derdi yok, at, avrat yok. Attır, iştir, açtır yok. Böyle bir problemi yok. Ya hakikaten kral o ya. Neticede huzurlu. En ufak şey sizi üzüyor ya. Kapıda duruyorsun, zile bastın. Lan geç açtılar diye kıyameti koparıyorsun yukarıda ya. Lan sırların zili de yok ha. Böyle bir şey. Hani yüzü kesrete, fenaya, dünyaya. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya. Ubudiyet bunu yapıyor. Diyor ki Allahu Ekber. Allah var. Ahiret var. Fena. Beka var. Bak ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, kesretten vahdete çeviriyor.
Yoksa biz unuturduk her şeyi. Niçin unuturduk biliyor musun? Bak. Namazda bile Allah'ı zor hatırlıyoruz da namaz yokken Allah'ı nasıl hatırlayacağız? Namaz kılmayanlara söylüyorum. Namazda bile Allah'ı hatırlamıyoruz biz. Namaz kılmayan gündelik hayatta Allah mı hatırlayacak? Ben namazımda Allah'ı hatırlamıyorum da namazsız bir günde Allah mı hatırlanacak? Şimdi herkes kendisine sorsun, sana soruyorum. Dört rekatlı namazda Allah kaç defa hatırlıyorsun? Ben ya bir veya hiç. Sen benden daha kaliteli kılmıyorsundur. En fazla iki defa hatırlarsın. Değil mi? Öyle ya, ben de öyleyim. Rüştü abi dedi ki, Allah bereket versin. Kendi kendine konuşuyor, merdivenden çıkıyor. Mesela Allah bereket versin, bir tanesini kurtardık dedi. Öğle namazı ha. Buna kafama takıldı, ben bir de meraklıyım ya. Abi ya neyi kurtardık? Ya bir şey anlamazsın. Abi merak ettim. Bir secdeyi kurtardık dedi. Abi kaç tane secde vardı dedim ya. Dört rekat sünnet, öyleyim. Dört rekat farz. İki rekat son sünnet. Bir tanesini Allah ile huzurla kurtardık. Diğerleri gitti ama dedi. Elhamdülillah. Bunu ustada da görüyoruz. Subhane Rabbiyel Azim. Bunu turfandaymış gibi, sahabe gibi bir defa diyebildi. Keşke bir bu hakikat gibi bir namaza, yani bu inkişaf etti ki bir namazım inkişaf etse, ömrümde bir tane olsa dedim diyor. Adama bak. Diyor ki bir secdeyi kurtardı, kavga olsun. Merdivende söylenilip söylenilip çıkıyor yukarı. Lan ne anlatmaya çalışıyorum? Ya ben namazdayken Allah'ı zor hatırlıyorum da, ya namaz kılmayan Allah'ı gündelik hayatta hatırlar mı? Allah hatırlanmayan bir hayat yaşanmış mıdır? Olayları nasıl tahammül edecek? Allahsız nasıl bakacak bu olaylar? Kansere Allahsız nasıl bakacak? Tansiyonu, kalp krizi nasıl bakacak? Akrabası evde kimse yokken kalp krizi geçirdi, ölü bulundu sözü sana vesveseye dönmeyecek mi? Allahsız nasıl bakacaksın? Allahsız nasıl izah edilir? Allah, neler hatırıma geliyor? Ne insanlar var? Evde kimse yok diye gelinle oğlu şeye gitmiş, karısı da vefat etmişti. Evde tek yaşıyor. Bir akşam evde ne tedbirler almış. Ya ben burada ölürsem tek başıma kim görecek? Ne sistemler koymuş. Bak Allah'sın bir tane bakıştan bir şey yapayım. Çocuk acaba nefes alıyor mu almıyor mu? Yorgan ve battaniye boğazına ve burnuna tıkandık çocuk bebek öldü mü ölmedi mi? Denen kadın elektronik bir yorgan alıyor, battaniye. Nefes alışını kendi yatak odasına diye yansıtıyor duvara. Nefes aldığını gözüküyormuş. Ondan sonra nefes almadığı gözüküyor, fırlıyormuş. Abdullah, dinliyor musun kardeş? Evet abi. Yatak odasını ha yansıtmış. Bana diyor ki onun yanında kocası derim, abi bu doğru bir iş mi diyor. Bir tane de benim yatak odasını alsanız daha iyi olur. Çünkü ne olur ne olmaz uyursunuz dedim. Aynı elektronik odaya yansıtıyor. Bir tane de İstanbul'a bana odama yansıtsın. Bebeğiniz nefes alıp almadığını size bildirir. Bir tane de hani var ya kuyumcular. Kuyumcuya alarmı eve gider. Karakola gider. Başka bir yere de takarlar değil mi? Bir daha dışarı bağırır. Dışarı alarmı. O alarmı eve bildiriyor, karakola bildiriyor. Çocuk nefes alıp almadığını yatak odasına yansıtıyormuş duvara. Cihaz böyle uyandı zaten bakıyormuş. Şey gösteriyormuş kırmızı. Yansıtıyor. Dereceleri nefes almasını gösteriyor. Allahsız düşününce bak yaşanır mı? Ya. Şaşırıyorsun değil mi Resul? Ya ben İçimi bir yarsam da bir baksanız ya, neler var ya. Ya şaka anlatmıyorum ha, dün bıraktığı pisliği niçin böyle oluyor diye hastaneyi havaya kaldırmış. Çok meşhurun hanım olduğu için bütün sistemler hep onunla çalışmış. Herkes yani şey ikna edeceğiz diye. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. O bu diyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, haktan hakka, kesretten vahdete,
Muhtiyada mebde, yani ağacın detayından köke Allahsız nasıl düşüneceksin? Bugün okumuştuk abi, Mesnevi'nin 52'de bir yer var. Yani bütün, herkesin diye bütün saadetleri bir Rabb-i Rahim olan teslimiyete bağlıdır diyor. Allah Allah. Teslimiyete bağlı. Al bul bakalım. 52 mi? 52'de abi. 52. Vay be. Ordulu var mı burada? Varmış. Aferin lan. Sen de mi ordulusun? Sen. Şahsi Abdullah'ın yanındaki. Yok hocam. Ha. Üçüncü kelime de abi. Üçüncü kelime de. Üçüncü kelime. Rabbi Vahid. Rabbim birdir. Evet, herkesin bütün saadetleri, bak bak, herkesin bütün saadetleri bir Rabb-i Rahim'e olan teslimiyete bağlıdır. Teslim ol. Allah bilmek yetmiyor, teslim olacaksın. Teslim ne demek? Teslim. Seleme kökünden geliyor, İslamiyet'e bağlıdır. Teslim, teslim oldum Allah değil o. İslamiyet teslimiyettir. Anladın mı abi? Şimdi değişti değil mi? Ya yerim seni, seni öpmeseydim nice kara kaplı kalplerden uzanan elleri öpecektim. Şeyhler, mürşitler, bizim veli nimetlerimiz diye ellerini öpecektik. Biz de hakikati öpüyoruz. Baksana şu şöyle bak. Rabbi Vahid, benim Allah'ım birdir. Terbiyem odur, terbiyecim odur. Halikim odur, rezakım odur. O Rahman'dır. O Hannan'dır. Ya? Hannan. Hannan ne demek? Sınırlı. He? Sınırlı. En şefkatli. Sen kendinden. Ben kendimden bana daha şefik, daha şefkatli. Öyle bir iman etsem ki, hakikaten iman. Allah benden bana daha şefkatli. Ne güzel bir şey ya. Allah benden bana daha şefkatli. Böyle bir Allah ya. Allah anlayışımızın kalitesini yükseltmemiz lazım. İyi ki Allah var. Allah'tan Allah var yani. Kaytaki. Allah'tan Allah var. Bir tanesi böyle ders yapıyorduk pazartı Rize'de. Ahmet amca vardı yaşlı. Bizim meczuplu manyaklığımız da böyle. Coştu böyle. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. İyi ki olsun diye. Ya ben de dedim ki ya Rabbi, zirve yapan şu anda onun imanının hürmetine ehli iman affet ya Rabbi. Ya. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Ne iman ya. Oh. Bak bir de okuyayım. Rabbi Vahid, Rabbim birdir. Evet, herkesin bütün saadetleri bir Rabb-i Rahim'e olan teslimiyete bağlıdır. Teslimiyet seleme, İslamiyete bağlıdır. İnandığını yaşamaya bağlıdır. Ben bir ismi müsaade edin söyleyeyim. Ben şeytanı gördüm arkadaşlar. Nasıl biliyor musun? İşlediğimiz günah var ya, benim başıma bir hal geldi. Bir günaha muhatap oldum. Kafamı böyle sardı. Baş ağrısı tuttu beni. Kendi içimi söylüyorum. Başım acayip baskın. Gittim oturdum, Hizbul Kur'an okudum, rahatladım. Allah şahittir. Yalana şahit edilirse kafir olur. Bunu bilerek söylüyorum. Allah'ım bu haletime şahittir. Bak, sardı. Ben dedim bunu Müslümanlara paylaşacağım dedim ya Rabbi. Sardı beni böyle bir gayrı bir şey bakarken başımıza bir şey sıkıntı geldi. Bir harama muhatap olduk. Açık saçık kafayı yani, tamam. Böyle bir atayım böyle, başım ağrıyor böyle. Hizbul Kur'an'ı okudum. Sonra anladım ki İşlediğimiz günah donmuş şeytandır. Şeytan arama başka. Bu işte şeytan. İşte bu da nasıl ki işlediğimiz günah bizi sıkıyor.
şu anda derste veya namazda veya Kur'an'ı okurken hayır da bizi rahatlatıyor. Bunlar Allah'ın vücudunu kesinleştiriyor. Ben şeytanı öyle gördüm Muhammed. Şeytan budur. Bir şey arama başka. Bu şeytandır. Donmuş şeytandır bu enerji. Yani günah enerjiye dönüştü. Böyle sıktı. Şahidim. Hissiyatımla söylüyorum. Bütün duygularımla. Şeytan donmuş enerji. O sıkıntı, stres. Baş ağrısı bir sardı. Ulan iyi ki var. Nasıl öpüyorum Muhammed biz bu Kur'an'ı. Oh, vay be. Bak teslimiyete bağlıdır. Meğer sonra dedim ki yazdım. Şeytan işte ne günahlardan yani vehim ve vesvese diyor ya. Bizde aktif olan negatif enerjidir. O negatif enerji donmuş şeytandır. Aa şeytan. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Nefis için de onu söylüyor abi. Nefis hava gibidir. İşte katılaştıkça bedenden çıkmıyor. Üstüne bak, çöküyor. Doğru. Aynı. Aferin. Güzel. Aksi takdirde pek çok Rablere muhtaç olur. Rabbim vahid. Aksi takdirde çok Rablere muhtaç olacaksın. Allah birdir. Ona teslim oldun mu? Olmadın. Her şey Rab olacak. Hastane, doktor, veli nimetin olacak. Kalp gününde Türkiye Kalp Derneği'nin başkanı, kalp uzmanı, kalp profesörü kalpten ölüyor. Bana hepten ümitsizlik verdi. Artık kalpten ölebilirim ben de. Çünkü kalp doktorların ölmemesi lazım. Gelirken öldüler. Artık ümidimi yitirdim doktorlar. Allah'a teslim oldum artık. İnan. Korktum yani bu işten. Kalp doktoru kalpten ölür mü ya? Ben bunu anlayamıyorum işte. Doktorların ölmesi aklım hiç almıyor zaten. Çünkü insanların ölmemesi için uğraşanlar kendileri ölmemesi lazım. Ölüyorlarmış ya. Bak, aksi takdirde pek çok Rab'lere muhtaçtır. Her şey Rab olacak. İlaç Rab. 6 ayda bir check-up yaptıracaksınız. Geç kalmayın. Rab. Şirk ya. Yani. Abi bakmayacak mıyız? İlacı ilaçlıktan çıkarttık. Kendisini fail yaptık. Fail. Her şey öyle. Para Rab, kadın Rab, erkekse erkek Rab. Çünkü insan camiyeti itibariyle bütün eşyaya ihtiyacı ve alakası vardır. Ve her bir şeye karşı hissederek veya etmeyerek tesirü elemleri vardır her şeye karşı. Bu ise tam cehennem gibi bir halettir. Her şey onu etkiliyor. Her şey onu etkiliyor. Her şey onu tesir ediyor. Her insaniyet onu her şeyle alakadar etmiş. Diyebiliyor musun benimle alakadar değilim? Suriye'deki birisinin burnu kanasa benim burada beyin kanaması geçiriyor. Lan burnu kanadı, bende kaynı beyin kanaması yapıyor. Eli kırılsa benim kolum kırılıyor. Bak ne diyor bu? Ve her şeye karşı hissederek veya etmeyen, bazen de haberin olmadan, Muhammed. Lan nerede geldi bu sıkıntı? Allah bilir bir Müslümanın sıkıntısı sana bu kadar pay düşmüş. Paylaşılacak ki kefaret olsun. Alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhunda hissediyorum. Diyen zatın talebesiyiz. Allah var kardeşler. Biliyor musunuz Allah? Kesin ha. Allah kesin var. Neymiş Allah? Kesin. Allah kesin var. Tekrar edin kendinize telkin yapın. Allah kesin var ya. Allah'tan Allah var. Allah'tan ahiret var. İyi ki ahiret var. Orada hastalık. Ustak da zaten o levhayı başlıcına asmış ya. Ne demiş dost o? Dost istersen Allah yeter. Dost istersen Allah yeter. Vay sonra her şeye karşı hissederek veya etmeyerek tesirü elemleri vardır. Bu ise tam bir cehennem gibi bir halettir. Fakat erbab tevehüm edilen esbab yani bu ilah kabul edilen erbab Rab, çoğul Rabler, tevehüm edilen esbab, yedi kudretine piperde olan
Allah pedre perdesi. Rabbi vahide teslimiyet, Rabbi vahide teslimiyet, teslimiyet seleme. İslamiyetle firdevsi bir vaziyet alır. Firdevs, cennet. Ne yapayım ya? He? Yakın karşı. Ya okumadan bu insanlar nasıl huzurlu, ben de şaşırıyorum, burası kafam almıyor. İnsan nasıl mutlu olur? Hiç mi? Sabah ezanı duymuyorlar. Esselatu vesselamu aleyk. Sana duymuyor. Ne yapıyor bu adam? İlk önce kulak, ben böyle bir şey demiyorum. Kim öldü tanıdıksa falanca. La zaten o 70 yaşında bizimle alakası yok. Kaç sene var. Ama benden ufaklar ölünce yapma ya, niye öldü ya? Allah Allah ya. O zaman kulağımı kaldırıyorum. 60-70 dediler mi öbürlerle alakası yok. Lan var ya. Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, haktan hakka, kesretten vahdete, muntada. Çünkü namazda bile Allah hatırlanamıyorsa, namazsız bir hayatta Allah hatırlanamaz. Allah hatırlanamayan bir hayat yaşanmamıştır. Mebde'ye çeviren bir hayd-i vuslat, yani her şeyi onunla değerlendirendir ubudiyet. Her şey onunla çözülüyor, ubudiyetle. Elin kırıldı, bak şöyle şey yapayım. Koş artık, parmağım. Hemen Ebu Bekir'in naklettiği hadisi hatırımıza geliyor değil mi? Radiyallahu anh. Diken baktı, dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, bir Müslümana, ehl-i imana diken bile kefarettir günahına. Elin kırıldı, hemen Müslüman yapıyor. Ulan ne yaptık ya? Teh, adama yanlış yaptım ya. Vicdansız Hasan be. Bak, görüyor musun? Allah ile çözüldü. Ama ya nerede yaptık ya, nerede koştuk ya, bu ne olacak ya? Lifler mi koptu, bilmem ne yaptı, hayda. Ama bak, Müslüman ne yapıyor? Eli düştü, kırıldı. Yanlış yaptık ya, adama yanlış yaptık. İsterseniz bu akşam deneyin. Dediğimi yapın bakın. Ben yaptığımı söylüyorum. Yapmıyorum da oluyor kendi, otomatik. Yatağa oturduğum, girmeden okuyorum, sırazlıyorum. Başlıyor beni bir sıkıntı. Ulan ne söyleyeyim? Bir deneyin. Bir sıkıntı başlar. Hemen durun. Nesin sıkıntı? Allah aşkına şunu sorun. Ey sıkıntı! Sen hayırdır, nesin? Sana inan söyleyecek. Felancaya böyle dedin. Onun kalbini kırdın, onun hakkını yedin. Sana diyecek, inan bana. Çünkü vicdan, haşir meydanının küçük provasıdır. Eğer gücünüz yetmiyorsa ona ulaşmaya şöyle de. Allah'ım, bu gecenin hürmetine onu da affet, beni de affet. Allah'ım ona da merhamet et, bana da. De, rahatlamıyorsan hiçbir şey bilmiyorum. Dua ibadet değil, daha ruhtur. Sırrı bu diyettir. Dua acayiptir. Dua toprağı altın, altını toprak yapar. Nasıl ki tohum olacak kıymetli bir meyve-i zişur. Tohum olacak. Ağacın altındaki zirhullara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların eline atsa, mesela dalda bir meyve düşünün. Aşağıdaki çekirdeklere özense, bıraksa kendini aşağıya veya gaflet edip düşse bulunduğu makamda. Yani hayvan gibi yaşasa. Hayvan ne demek? Uşkurluk ve mide. Başka bir seçim var mı? Mart ayında kediler hazır. Keçi katımı var. Sığırlar biliyorsunuz. Okyüs vesaire. Şimdi bunlar uşkurluğu ve midesi için yaşar. Mide ve uşkurluğu esas yapan hayvaniyet yaşıyor. Fark şu. O ot yiyor. Bu da öfüren ot yiyor. Öfüren ot neydi? Biliyorsun değil mi? Öyle bir ot da yok ha Pepe. Neydi abi bu adı? Tere. Tere bak. Öfürüyor. Yediğince öfürüyor. Sığır da ona bayılır. Zannediyor. Tamam. Biz elma yiyoruz, o da aşağıdaki otu yiyor. Ne fark var? Mesela şöyle bir şey düşünün, hayal eder misiniz? Gözünü kapatsınlar senin. Kapattılar mı abi? Kolunu da. Bir sığırın da, sığırları kapatmaya gerek yok. Senin gözün kapat, helikoptere binelim. Hadi gidelim günlerce. Brezilya, Arjantin, Şili gibi, hiç tanımam. İndirseler. Bir dağa, vadiye indirseler, tarla var.
helikopterle sığır inse o tarlada ne yapar sığır? O tarlada başka bir şey yapar mı? Düşünür mü ulan? Hakikaten ben, burası neresi ya? Günlerce geldik. Allah Allah. Ulan burası neresi? Bir. Beni niye getirdi? İki. Getirenler kim? Dört. Gayesi neydi? Sorar mı sığır? Sormaz. Peki senin gözünü açtılar. Allah Allah. Arkadaşın otluyor. Sen de hemen o yanındaki ağaçtan otlasan elma. Hiç. Kim getirdi? Neresi burası? Kim bunlar? Neyi takip ediyorlar? Hey arkadaş niye getirdiniz beni? Sormaz mısın? Sormayın. Sığırın yaptığı gibi sen de otlasan sığırda ne farkı var? Ne farkı var ya? Bu aşağıda otluyorsan üstten otluyorsun. Sorarsın da ya arkadaşlar. Burası neresi? Burayı niye getirdiniz? Bak burası neresi? Bir. Burayı beni niye getirdiniz? Üç. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Sormasa sığırda ne farkı var? Ondan sonra niye huzursuzum? Niye huzurlu olacaktın ki onu sorsana? Huzur hak ettik mi ki? Niye huzursuzum? Bunu sor. Niye huzurlu olacaktım ki? He? Niye huzurlu olacaktım? Niye derdim var? Niye derdim olmayacaktı ki onu sorsana? Niye derdim olmayacaktı? İnsansın. Dertlisin. İnsansın. Her şeyle alakadarsın. Nasıl ki tohum olacak ha okuduk. Ağacın altındaki zirruhlara baksa, güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip ağaçın dalından düşse, onların ellerine düşecek, parçalanacak, adi bir tek meyve gibi zayı olacak. Aşağıda çürüyecek. Ne güzel daldaydı. Şeceri hilkatın meyvesiydin. Ağaç şeceri hilkat. Meyve insan. Aşağıda da başka mahluklar var. Sürüngenler var. Yılan var. Ya acayip bir şey ya. Bugün bir şey okudum. Akrebin 30 tane yavrusu olurmuş. 30 tane. Bugün okudum. Birisi göndermiş. Sırtını alırmış. Akrebin özelliği nedir? Kördür değil mi? Kör akrep, ayaksız yılan. Öyle değil mi abiler? Akrep yeme giderken 30 tane yuva yavrusunun sırtına alırmış. Bir ne kadar ufak hayal et yavruyu. Bir tane düşermiş anlarmış kör olduğu halde. Geri döner yavrusunu alır koyar tekrar gidermiş. Sen ey insan taşıdığın yüklerin düştüğünde farkında değilsen akrep bile değiliz ya. Akrep döner yavrusunu alır tekrar koyarmış. Ulan biz akrepten daha beter akrebiz ya. Taşıdığımız yüklerin farkında değiliz. İnsanlığımızı taşıyoruz. İnsan değiliz. İnsan olmaya geldik. İnsan bu dünya insan olarak gelmemiş. İnsan olma namzeti gelmiş. İnsan olabiliriz. İnsan olacağız inşallah. Yoksa vahşi bir canavar olur der. Veya Kur'an'ın ifadesiyle kelenamu behnumada hayvandan daha aşağı iner. Hani insandı? İnsan olacağız inşallah. İnsan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik. Eğer o meyve nokta istinadını bulsa bitiyor. O meyve dayanak noktasını dalda fark etse, burada bu ağacı fark etse, ondan sonra güneşi fark etse, nokta istinadını dayanak noktasına bakabilir. Bak rahat yaslanıyorum. Biliyorum bak şey var. Yaslanacak yer var. Ama arkada olmasa acaba yani böyle tedirgin olurum. Eğer o meyve nokta istinadını bulsa, dayanak noktasını yani nokta istinad olayları yorumlama ve çözme kaynağımız. Allah'la çözmek, Allahsız çözmek nokta istinadı kaybetti. Nokta istinad demek olayları çözme, çözümleme neyin nesidir? Soru soracağımız ve sorduğumuz zaman alacağımız cevabın kaynağı nokta istinad. O bulsa içindeki çekirdek, meyvenin içindeki çekirdek, bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber, ağacın bekasına ve hakikatinin devamına vasıta olacağını düşünebilse, yani meyve diyor ki, ey ağaç, ben niye varım?
Ey kör, ben niye varım? Ağaç cevap verecek. Diyecek ki ona, sen ağacın bütünlüğünü cem eden, maziyi istikbale taşıyacak çekirdeği kalbinde saklayan cemül cemsin diyecek. Sen maziyi istikbale taşıyan, taşıyacak çekirdeği kalbinde taşıyan, ağacın kesretini, detayını zatında ceme getirensin. Hulasasın, ağaçtan maksat sensin dese, verdiği cevaba bulacağı kaynak bu, bulsa. Demek ki nokta istinad, yani iltica edecek, soru soracağımız, hani mesela devlet dairesine gideriz değil mi bazen? Ya kimse yok ya bir resmi ya. Ona soruyoruz, bilmiyorum. Ya bu ne olacak arkadaş ya bu? Bu ne olacak ya? Ben bilmiyorum. Ona git, o evrak ona, ona. Kimse yok. Çıldırır adam ya. Ama bir yer buldunuz, cevap verecek kaynak buldunuz. Ha tamam. Ha, meyve de diyor, ben kimim? Niye karnımda bunlar var? Niye hamileyim? Niye çekirdeği hamileyim? İnsan da, ey şecere-i hilkat, ben niçin buradayım? Niçin beka istiyorum? Niçin ebed istiyorum? Niçin ölüyorum? En büyük soru, niçin ölüyorum? Niçin stresteyim? Kim cevap verecek? Nokta istinad bulsa, Allah Allah, neredeydin? Ha bulsa, içindeki çekirdek, meyvenin içindeki çekirdek, bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber, yani o meyve ağacın bütünlüğünü, bak unutmayın, meyve ağacın bütünlüğünü, çekirdek ise mazi istikbali taşır. Taşıma özelliği var. Düşün, bunu düşünebilse meyve, o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek bir hakikati külli daimeye, bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Ha bunu düşünse meyve, meyve bak iyi dinleyin orayı. Bitiyor çünkü meyve ağacın neticesidir. Hulasasıdır, özüdür, lubudur meyve. Çekirdek ise mazi istikbale taşıyan bir iletken gibi, ara berzah gibi. Bunlar bir hakikati külli daime. Allah'ın külli ve daimi bir hakikati var. Mazi istikbalden böyle gidiyor ya. Çekirdek bunu aktaran bir versiyonu bilse, o zaman bunu fark ettiği anda bir ömrü baki. Ha ben buradan kopsam üzülme, düşsem öleceğini zannetti. Yok, hayır. Ey meyve, meyve üzülüyormuş, ağlıyormuş. Yani ben kopacağım, işte meyve, aha meyve hamken sağlamdır, daldan düşmez. Olgunluğa başladı mı, olgunlaştı mı, hemen kendisini bırakır, aşağı inmeye ben. Mesela dağılmamış kestane koçanında kestane çıkartamazsın. Zamanı geldi mi de kestaneyi koçanında tutamazsınız. İmam-ı Gazali'nin misali. Gençken diyor kestanenin koçanına benzersin. İhtiyar olduğun zaman koçanın içindeki kestane ruhtur diyor. Ruh artık o tutamaz koçan diyor. Koçan ağzını açmak zorunda kalacak. Kestane de o. Of be! Ya dikenlerin içinde hapistim. Atlayacak aşağıya ağaç olayım diye. Yoksa dikenlerin içinde hapisti diyor. Tazeyken, tıfırıyken hapisti, çıkartamazdınız. Olgunlaştığı zaman koçan o çekirdeği de tutamaz olur. Ha? İnsan zihnen, aklın olgunlaşacak ötelere. Ha? Bak bu manzaramız ahirette ayan olacak. Gösterecek. Buna böyle düşünürsen içimizde bir beka arzusu ömrü bakiye sebepmiş. Bak bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Öyle de insan eğer kesrete dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, onların kucaklarına atlasa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem fena, hem fani, hem ademe düşer.
hem manen kendini idam eder, saatim doldu, hem manen kendini idam eder. Eğer lisan-ı Kur'an'dan, bak, eğer lisan-ı Kur'an'dan, lisan-ı Kur'an'dan kalp kulağı ile iman derslerini işitip, kalbin kulağı varmış, kalp kulağı ile Kur'an'ın lisanından dersleri işitip başını kaldırsa, vahdete müteveccih olsa, yani bulunduğun yer değil, koçanın içindeki kestane, vay be ne kadar güzel bir yerdeyim falan, ulan hapistesin ha. Her tarafın diken ya. Kafayı çıkartsa, koçan daha dur, açtı, kestane duruyor. Vay be, ağaca bakmış ya. Ha, daha yere inmedi bak. Aa, gürgen de varmış ya, kızıl ağaç da var, dereler varmış ya, çiçekler yukarıdan bakıyormuş. Aa, böyle çekirdek baktı buna. Lan ne ya, hapisteymişiz ya, ben de hayat varım. Ne yaptı aşağı düşmesi? Toprağa katılması gelecek bir bahar içindir. Bahar ve ağaç içindir. İnsan da gençken koçanın içerisinde hapis gibiyiz. 33 yaşına kadar kaç yaşındasın? 54. Sen? 24. Daha sen koçandasın. Sen koçanı açtın. Aşağı inmedin daha. Ondan sonra yaşlandıkça koçandan çıktı, patladı ama böyle nasibimiz var tabii. Herkese böyle vay be. Her şeyi anlamlandırmaya, manalandırmaya, değerlendirmeye. Ama 33'ten aşağı olanlar pembe gül. Ölüm yaşıyor. Yok tabi tabi. Aman hocam aman. Dedim ölümle, ölümü hiç düşünüyor musun? Aman aman hocam. Hocam ağzını aç, şey aç ya, haylat dedi ya. Geli gelmez ölümden bahsediyorsun ya. Aman 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 aman. Öyle bir şey yapıyorlar tabii. Elini de böyle yapıyor ha. Aman aman hocam. Lan niye böyle yaptın öyle? Hocam aman benden uzak olsun dedi. Adeta diyor lan şu işini yap da hadi git ya, ölüm ya. Sen diyor kalorifer şeyin için sordun ya. Bak dedim, bu da karanlıklardan çıkıyor dedim, nerelerde falan. Ya hocam dedi ya, dur ya, kalorifer kabile benziyor dedim kardeşim. Dedim hayal et, su olsan şimdi kaloriferin içinde dolaşılır mı? Aman hocam dedi ya. Ondan sonra benle işimi yaparken kalorifere bakıyor. Tamam, ilk defa görüyorum. İçinde dolaşsa ne olur dedim. Şey dedim ki, fırıncı tahtayla ekmek çıkarıyor. Dedim ya, sen taşın içinde hamuru piştiğini gördün mü? Aşağıda ya, ona bakıyorum. Böyle, onu yapıyorum ya. Sen baktın mı demedim, hiç gördün mü? O taşların, o kuyu, dedim taş ocağı zaten orada çalışıyor. Tamam. Böyle bir taş fırında dedim, böyle hamur içeri verilip de o kıpkırmızı taşın içerisinde hiç hamurun yandığını gördün mü? Oraya sen oturabilir misin dedim ha böyle. Yani ne bu kadar yüksek, o insan oturamaz. Aşağıda ya, fırın aşağıda oluyor. Onu yapıyorum ya dedi. Baktın mı demedim, gördün mü? Fırına bakıyor. Doğru söyledi. İçine koysana kendini. O hamur cansız pişiyor. Biz canlı pişeceğiz. Ölüm de yok. Adeta ne diyor biliyor musun böyle baktın? Ulan ekmeğini al gitti ya. Keşke ben gitmeyle o dursaydı kafanda. Kafanda artık duramaz, susamaz. Bangır. O su dedim kaloriferin içinde dedim günlerce saatlerce. O sipsiyah yerde, karanlık yerde nasıl duruyor dedim. Ne demek dedi ya. Su dedi işte. Su şuurlu olduğunu kabul et. Yaşanır mı orada dedim. Her şey suretten bak hakikatten surete düşmek hep kabirdir. İnsan kabirde kabire girmekte korkuyor. Kabir kabir. Neymiş biliyor musun kabir? Hiç bunları düşünmeden ya kadın kabir olmuş, ya televizyon kabir olmuş, ya cep telefonu kabir olmuş, ya bisiklet kabir olmuş, para kabir olmuş, kadın put olmuş. Kabirdeyiz de kabirde girmekte korkuyoruz. Bizi unutturan her şey kabirdir. Bizi unutturan her şey kabirdir. Hakikatimizden koparan her şey tabuttur.
Eğer lisan-ı Kur'an'la, bak, lisan-ı Kur'an'da kalk kulağıyla iman dersini işitip başını kaldırsa, vahdetin müteveci olsa, ubudiyetin miracıyla arş-ı kemalata çıkabilir, ubudiyetin kemalata baki bir insan olur dünyadayken. Burada orayı yaşar, oraya gitmekten korkmaz. Bak, burada orayı yaşayanlar, şu anda rahatsınız, ahirette bahsediyorum, niye rahatsınız? Ötekisi niye böyle yapıyor? Aman hocam, sen niye rahatsın? O kadar da bahsetmedin. Çünkü şu, bu anda orayı yaşadığınız için rahatsınız. Bir daha, namazda, Kur'an'da, derste rahatlığın sebebi burada ruh orayı yaşıyor. Derste pencere açmış. Orada nesimi havalar geliyor. Ne mutlu istifadesi çok olur. Ey nefsim, madem hakikat böyledir ve madem milleti İslam, madem milleti İbrahimiyedensin aleyhisselam, İbrahim bari la uhubul afilinde. Ne demek Resul? La uhubul afilin. Ben batanları senin. Batanları, kaybolanları, yani taptıp da ortadan kalkanları sevmem. Yani batan bir şeyi sevmem. Bir şey seviyor muyum? Batıyor. Lazım değil. De ve mabudu bakiye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle Allah. Nerede bu? 17. sözün 2. makamında anlatıyor. Onu eve gidince bir bakın. Benim gibi böyle Allah. Bakayım nerede anlatacak. 17. sözün 2. makamında anlatıyor. İsterseniz ben söyleyeyim size sayfayı. Okumayınca merak etmeyin. Tamam, hiç merak etmeyin. İkinci nesil dedi. İkinci levası mı dedi? İkinci makamı. Evet arkadaşlar. Sayfa, birinci leva. Sayfa, sayfatun 218, 219, 220. 220. Allah! Ama tavsiye ederim okumayın. Çünkü acayip hale gireceksiniz. Tavsiye. Okuyun da göreyim hadi. Hepsi okutturacak mı? Vâhir devâhum. Selam. Hastası olanlar var da bu ya. Ya Rabbel Alemin. Okunan hakikatle aktarmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ahirette, haşir meydanında niye bunu böyle yaptın? Niye bunu söyledin? Niye bunu böyle yapmadın? Niye bunu demedin? İtab-ı suallerini, fiilini ve sözlerini dünyada nasip eyleme. Amin. Ya Rabbel Alemin, kabre girdiğimiz zaman bu hakikatlerle haklanmayı ve enis ve yoldaş olmayı nasip eyle. Amin. Usul ve furularımızdan kim ahirete göç etmişlerse onların da bu hakikatta haklanmayı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizin de ruh âlilerinin de istifade etmeyi nasip eyle. Amin. Hastalarımıza şifa, amin, dertlilerimize deva, boşluklarımıza eda. Amin. Ya Rabbi, kim bizi, kim bizden ne bekliyorsa, kime biz inşallah dua edeceğiz demişsek, kim bizi seviyor ve kim biz onu seviyorsak, kimin derdi ve sıkıntısı var da bizi vesile yapıp bir şey istiyorsa, dua istiyorsa, kimin bizde hakları varsa, kim maddi ve manevi hizmet imaniye de alakadarsa, Allah'lığın hatırına iki cihanda aziz eyle. Amin. Dertlerini bertaraf eyle. Amin. Hastalıklarına şifa ver. Amin. Borçlarına eda nasip eyle. Amin. Allah'ım onların ruhunu cesetlerine hakim kılarak, amin, yaşarken orayı yaşamayı nasip eyle. Amin. Kabirden çıkmayı nasip eyle. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle. Amin. Vâhir davâhumen elhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selavâd.